Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok enerjik, çok pasif bir gündeyim bugün. Öyle hissediyorum. Bence pijamalarımın da bununla bir etkisi var. Böyle beyaz saten pijamalarımı giydim. Bugün günlerden pazar. Tam bir pazar pijaması bence. Böyle mis gibi duşumu aldım, bakımlarımı yaptım. Güzel bir işbirliğim vardı. Onu çektim. Şimdi artık bir market alışverişim var ama bu biraz farklı bir market alışverişi arkadaşlar. Sağlıklı market alışverişi yaptım. Ve artık sağlıklı beslenmek istediğimi söylemiştim bir önceki videomda. Hani Şubat ayında biraz daha sağlıklı, kaç kere sağlıklı dedim, tüketmek istiyorum. Tabii ki de olabildiği kadar, yani kendimi de kasmadan. Neler aldım birlikte bakalım. Şöyle Barilla'nın tam buğday bir makarnasını aldım. Bu arada bunlar için de ayrı böyle bir köşe yapacağım. Sağlıklı yaşam köşesi. Beni motive etsin diye. Ben böyle seviyorum öyle şeyleri. Ayrı bir dolaba direkt sağlıklı diyet ürünlerimi koyacağım benim. Oradan tüketmem daha kolay olur. İlk ürünümüz bu. Mısır ve pirinç patlaklarından aldım. Bir tane de şöyle kara buğday olanını aldım. Böyle iki tane bundan aldım kriz anlarında. Şöyle meyve toplarından aldım. Hindistan cevizi ve portakallıymış ve yüksek lif içeriyormuş. File badem aldım. Bunu yulafların, granolaların üzerine kullanmak istiyorum. Bu arada iki tane de granola kasesi aldım. Çok güzel bu cam olanlardan, çiftçilerle onlardan aldım. Bitter çikolata aldım. Yine şöyle bir gofretini aldım. Hindistan cevizi aldım. Bu da yine yulafların üzerine. Şöyle yarım yağlı bir süt aldım. Bunu bir şah A101'den aldım. Migros'ta yoktu yarım yağlı. A101'den aldım. Meyve sebze alışverişim var. Bu arada içinden hindi füme çıktı. Kocaman bir karnabahar varmış. Bunu hatta yapalım şimdi. Portakal aldım. Böyle sabahları sıkarız diye düşündüm. Biberler aldım. Domates aldım. Yemeklerde kullanmak için biraz. Ve kırmızı kapya biber. Yeşil biber. Ve greyfurt aldım. Şöyle düşmüş. Bunlar da böyle genel meyve sebze alışveriş. Şimdi bunları yerleştirelim. Şöyle süzme yoğurt da almıştım. Bunu da granolalarda yine kullanırım diye aldım. Tariflerde öyle görmüştüm. Bu arada çok az kaldı ama arkadaşlar o kadar güzel bir zeytinyağı fasulye yaptım ki onu yedik. Böyle bol domatesli, yanında da pilav vardı ama bitti. Bizim böyle Gökhan'la pazar günleri şu yansıyor. Bizim böyle pazar günleri Gökhan'la özellikle yeme içme günümüz oluyor. Böyle evde bütün gün vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Pazar günleri öyle çok fazla çıkmıyoruz. Biz genelde hafta içi akşamları daha çok çıkıyoruz ya da hafta içi böyle çıkıyoruz. İş durumunda sıkıntı olmadığı için bizim, kendi işimiz olduğu için çok problem olmuyor. O randevu durumuna göre, iş durumuna göre hafta içi çıkabiliyoruz ama hafta sonu böyle pazarları daha sakin evde geçirdiğimiz ve yemekli günler oluyor. O yüzden hani şimdi yine sağlıklı yaşıyorum, dikkat ediyorum dedim ama tabii ki de mesela arada yine yediğim şeyler oluyor. Mesela asla çikolata yemeyeceğim ya da asla pilav yemeyeceğim gibi bir şey demiyorum. Bugün yine yedim. Mesela kahvaltıdan sonra, kahvaltıda az yedim. Tahıllı ekmek yedim. Öğlen yemeğinde taze fasulye, yoğurt, biraz da pilav yedim. Bugün de pazar akşamı, çay koyacağım. Yine belki bir şeyler yiyebilirim. Ama hani olabildiğince dikkat etmeye çalışacağım. Pato! Hayır! Çok fena oldu bu ya! Bu her yere çıkmaya başladı. Ay çok güzel ışık da geliyor. Böyle arkadan. Perdenin arkasından. Spora da yapmayı düşünüyorum. Ufak ufak. Ben böyle bir anda adapte olamıyorum. Tam buğdaylı mesela makarna aldım falan. O tarz şeyler beni motive ediyor. Şimdi kendimi güzelce bir sağlıklı yaşam köşesine. Bu arada muz da aldım. Birazını yerleştirmiştim de o yüzden parça parça gösteriyorum. Böyle muz aldım. Bunlarla böyle hafta içi çok güzel granolalar yapmayı düşünüyorum. Kaselerim de gelince. Şimdi şu karnabaharı bir yıkayalım. Onu fırına atarız. Üzerine yoğurtlu sos yaparız. Güzel olur. Biraz büyükmüş arkadaşlar. Bayağı bu yani. Bayağı bir büyükmüş. Biraz ufaltalım. Bu nedir ya? Evet, şöyle tepsiye dizdim hepsini.
pul biber döküyorum. Zeytinyağı da döktüm bu arada. Az kekik döküyorum. Şöyle. Toz biberden de dökelim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Gayet sağlıklı bir sebze yemeği. Biraz zeytinyağı ve baharatıyla. Kızartma yapmak istemedim. Fırına verebiliriz. Arkadaşlar şimdi şuradaki kadehleri de yukarıya alıyorum. Arkadaşlar şimdi şurayı boşalttım. Bu böyle ocağın yanındaki dolabım. Şuraya aldım. Kadehler yani aşağıdaydı. Yukarıya aldım. Yukarıya da sığıyor. Boşluktu orası. Şimdi şurayı da şöyle bir sileyim bezimle. Buraya da diyorum ki işte o sağlıklı yaşam köşesi yapayım. Bakalım belki etkili olur. Hemen böyle yanında güzel olur diye düşünüyorum. İşte şu aldığım ürünleri buraya dizeyim diye düşündüm. Bakalım nasıl olacak. En son size göstereceğim. Makarnayı kaldırdım. Şu yulaf ezmesini, granolamı falan koydum arkadaşlar. Yanına da şöyle file bademimi koyacağım. Meyve topumu. Şurada yine kakao nibim vardı. Böyle yulaflarda kullanmak için bunu koyuyorum. Evet yaptım. Hatta şöyle de yapabilirim. İlerleyen zamanlarda o tabağım geldiği zaman granola kaselerim. Onları da böyle buraya da koyabilirim. Bunları başka bir yere alırım. Ayarlarım, yerim var çok şükür. Ya da şöyle şu yan taraftaki L dolabıma koyarım. Hemen şu köşeye kaseleri koyarım. Bakın hala yerim var. O kadar seviyorum ki arkadaşlar. Gerçekten büyük mutfak bir kadın için en güzel şeymiş. Onu anladım. Her şeyim rahat rahat sığıyor. Bir yandan fırında da karnabaharlarımız pişiyor. Burası yine karıştı. Bakın yani burası karışıyor arkadaşlar. Gerçekten bir şekilde karışıyor. Buraları da tekrar bir toplamamız lazım. Bunu da artık toplarız bir ara. Şimdi pazar günü bugün çok da böyle girişmek istemiyorum. Bir şey yapmadım zaten bugün. Biraz ütü yaptım. O var sabah bir o kadar. Arkadaşlar harika ışığımız ve yatak odasındayız. Çayı koydum. Karnabaharlar fırında pişiyorlar. Biraz ütü yaptım demiştim ya sabah. Onları yerleştirirken fark ettim ki dolap yine karışmış. O yüzden şöyle hemen hızlıca bir dolabı düzenleyeceğim. Gökhan çünkü balı dolaştırmaya gitti. O yokken bir 10 dakikada şu an şurayı toparlarım yani. Hiç ertelemek istemiyorum. Düzgün düzgün olsun istiyorum. Böyle yeni haftaya düzgün başlamak istiyorum. O yüzden hemen şimdi şurayı toparlayacağım. Işık yeterli mi bilmiyorum ama şimdi hemen şu kıyafetleri bir çıkartıyorum. Vallahi arkadaşlar bayağı düzenlendi. Böyle pijamaları da ayırdım. İşte normal penyeler, satenler. 15-20 dakikada bayağı bir düzenledim. Böyle aslında üşenmediğinizde, ertelemediğinizde direkt yaptığınız zaman işler hiç birikmiyor arkadaşlar.
Diğer türlü işte hani yarın yaparım, öbür gün yaparım, dağıldı iyice işte döküp boşaltıp komple temizlemem lazım falan diye düşünürseniz hem gözünüzde büyüyor hem erteliyorsunuz. Böyle bakın hemen Gökhan daha gelmedi bile. Yani balı dolaştırdı. Şimdi faturayı dolaştırıyor. Hemen 15-20 dakikada pıt 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 düzenledim. Şimdi tekrar yıkanacaklar da var. Onları da yerleştirirken kurutup, ütüleyip daha rahat yerleştireceğim. O yüzden iyi oldu. Çok rahatladım ya. İçim rahatladı. O dolabın karışıklığını fark ettim ve şu an içim rahatladı. Şimdi karnabaharım olmuş gibi neredeyse. Yoğurdunu hazırlayacağım. Normalde yoğurdu çok güzel hazırlar Gökhan. Ben de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben basit şeyleri yapamıyorum. Kahvesinin ayarı vardır ya. Onu ayarlayamam. İşte sarımsaklı yoğurt mesela. Gökhan kadar güzel yapamam. Gökhan böyle zeytinyağı atar falan. Uf, yine kocama övüyorum gibi oluyor. Bir sürü yemek yaparım ama günlük yapıyoruz yani. Portakallı ördek yapmıyoruz ama yani sonuçta günlük yemeği beceren insan kahvenin ayarını, yoğurtlu sarımsağı da becerirdim. Mesela cips sosu falan çok güzel yapar Gökhan. Bilmiyorum onun yaptığı da çok hoşuma gitti. Şimdi o yüzden Gökhan tarifi yapacağız. Sarımsak atıyorum biraz yoğurdun içine. Limon atacağım. Limon birkaç damla. Zeytinyağı atar biraz yine Gökhan yoğurda. Ve baharatlar. İşte nane, pul biber gibi. Pul biberi atıyorum. Bambu kaşıklıklarım. Peki. Güzelce karıştırıyorum. Ha, biraz da tuz atalım. Mesela Gökhan gelsin bakarız. Biraz daha süzme yoğurt eklerim olmadı. Tamamdır. Her şey tamam. Sadece Gökhan'ı bekliyoruz artık. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden hepinize merhaba. Dün ben uyuyakalmışım. Gerçekten uyuyakalmışım arkadaşlar. Hatta karnabahar yapmıştım ya. Onu biz yedik. Sonra biraz fazlaydı karnabaharım. Görmüştünüz siz de. İkinci partiyi atmıştım. Onu attım, çıkarttım, koydum tezgaha. Onu saklama kabına bile kaldırmamışım. Düşünün yani. Uyuyakalmışım. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Allah'tan havalar soğuk. Şimdi uyandım. Çok enerjik bir şekilde başladım güne. Bugün birkaç plan var aklımda. Onları anlatacağım size ama önce şöyle güzel bir cilt bakımı yapayım dedim. Bir yandan da Reels çekiyorum. Bir yana kurdum. Düzeneğimi. Bir yandan Reels çekiyorum. İşte ilk önce ne yaptım arkadaşlar? Bu Pisida'nın yüz temizleme jeliyle yüzümü yıkadım. Bu arada Pisida ile bir işbirliği yapacağız biz. Şöyle ürünleri geldi. Bana deneyimliyorum. Şu anda bu makyaj temizleme jeliyle yüzümü yıkadım. Herhangi böyle bir cildimin tepkisi olmadı. Şu an için güzel. Çıkarttım makyajımı güzelce. Göz makyajını özellikle çok güzel çıkardı. Sonrasında da The Body Shop'un şu Himalayan maskesini yaptım. Bunu ben çok uzun zamandır merak ediyordum arkadaşlar. Zaten bu olmayan yoktu herhalde. Hepimiz influence edildik bu maske konusunda. Himalayan maskesi böyle tanecikli tanecikli şeyler bırakıyor. Ve cildi çok güzel temizledin, arındırdığını görmüştüm, izlediğim videolarda. Bakalım nasıl olacak. Şu an cildim bayağı gerdi. Artı yıkamam gerekiyor. Sonrasında da işte bakımlara devam edeceğiz. Ama reels çekiyorum. Sizi bir köşeye koyacağım. Siz de bana eşlik edin. Şöyle koyayım sizde. Maskeyi çok sevdim. Gerçekten ilk kullanımda çıkarttığım gibi sanki böyle cildim o kadar temiz, o kadar hafiflemiş hissettim ki yani abartıldığı kadar varmış, hakkını veriyor ve şöyle bir şey var. Ben çok zor çıkacağını düşünmüştüm maskenin. Çünkü çok güzel temizliyor gibi yorumlar gördüm ya. Hani dedim ki güzel temizliyorsa işte zor çıkar, bayağı arındırmak zor olur diye ama hemen böyle cildinizden akıp gidiyor. Onu çok sevdim. Normalde kil maskeleri bu tarz böyle hep beraber temizleyici maskeler daha zor çıkar ama çok rahat çıktı. Ben bu maskeden artık alırım ve böyle cildim hem böyle çatır çutur o kil maskesi çıkarttıktan sonra böyle sert olur ya, öyle olmadı. Hani hem sanki nemlendirdi hem temizledi. Yani 200 indirimde böyle 300 liralara falan düşüyor. Gerçekten mutlaka alın. Bakın sonuna kadar tavsiyemdir. İlk kullanımda fark ettim yani. Böyle cildim parladı, temizlendi falan. Niye bu zamana kadar denememişim dedim. Şimdi tonik adımına geçeceğim. Şu The Preston toniği. Şöyle toniklenelim.
Şimdi rolon süreceğim. Nemlendirdi serumu. Sürüyorum ve cildim parlıyor. Harika. Sadece şurada bir sivilcem var. O dönemsel. Onun dışında şu an çok memnunum. Çok şükür cildimden. Nazar boncuğu kayalım. Yalnız kızlar dişlerimi fırçalamayı unuttum. Şimdi fırçalayacağım. Reels'ta diyecekler ki cilt bakımının sonunda fırçalanmaz. Başında fırçalanman lazım falan. Biliyorum. Unuttum. Yapacak bir şey yok. Aslında ilk başta fırçalamam lazımdı. Şimdi kaldı son adım nemlendirici. Nemlendirici de yine Pista'nın nemlendiricisini kullanacağım. Güzelce nemlendiriyorum. Çok güzel bir kokusu var. Wow! Ben daha önce neden bunu yapmadım? Bir hani TikTok'lar var ya, Akrep Burcu kadını eşini işte darlıyordur sevgilisini. Ben senin için en önemli kadın mıyım? Benim için nelerden vazgeçersin? O aklıma geldi. Neyse, şu an harika bir yer keşfettim. Miko. Artık burada çekeceğim. Çok iyi oldu. Böyle oldu cildim, mis gibi oldu. Şimdi artık günümüze devam edelim. Güzel, sağlıklı bir kahvaltı sabahı hazırlayacağım. İyi gidiyorum bence. Bakın, bakın ben cilt bakımı yaparken birileri aloe vera'mı yemiş. Şimdi şöyle sağlıklı güzel bir kahvaltı tabağı yapacağım arkadaşlar. Tabii ki burada ekstra malzemeler de var. Mesela işte Hindistan cevizi, şeker var içinde, file badem falan var. Ama ben diğer türlü böyle sadece yulaf yaptığım zaman keyif alamıyorum, yiyemiyorum. Bunu fark ettim. O yüzden böyle zenginleştirecek bir şeyler aldım. Sağlıklı market alışverişimde göstermiştim ya size. Şimdi bu yulafı yapacağım. İşte kakaolu yapacağım. Bal. Bu ya da kakao nibi var. Mesela bu sağlıklı, %100 bitkisel, şekerli, ilavesiz. Bunu üzerine dökeceğim. Falan böyle bir şeyler yapacağım. Bu şekilde kendime alıştıracağım. Çünkü diğer türlü hiç yiyesim gelmiyor. Burada da fıstık ezmem vardı. Bu çok sağlıklı, çok güzel ama biraz donmuş. Erisin diye şöyle sıcak suya koydum. Evet, artık yulafımızı yapabiliriz arkadaşlar. Size de bir yandan tarif vereceğim. Şöyle bir yerinizi ayarlayayım sizin. Tamamdır. Arkadaşlar gerçekten hem Instagram'a hem YouTube'a çekmek aynı anda o kadar beni zorluyor ki. Yani bir yandan Instagram'a da çekmek istiyorum. Şu an onu ayarlıyorum. Açısını. Bütün her şeyi düşünmem gerekiyor. Arka planları. Şunu da şurada alacağım ya. Bir de şöyle kalsın. Ya bir de ben böyle çok takıntılıyım. Burada mesela çay gözükünce istemiyorum gözüksün. Falan. Öyle olunca çok işim zorlanıyor. Şu an yemek kaşığım yok. O yüzden tatlı kaşığıyla yapacağım. 3 yemek kaşığı koyuyordum. Şimdi de 6 tatlı kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Bir bardak da süt koyuyorum arkadaşlar. Yine yarım yağlı tercih ettim sütümü de. Süt koyuyorum ve şimdi altını açıp karıştırayım çizilmesin. Burada güzelce karıştırmamız önemli. Hatta ben bu aşamada biraz da kakao koyacağım. Dediğim gibi böyle lezzetli olsun istiyorum. Çok hafif koyacağım ama. Şöyle şu kadar. Lazım arkadaşlar. Yulafın dibi çok hızlı tutuyor çünkü. Böyle karıştıracağım. Siz hani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu kısımda vanilya da atabilirsiniz. Vanilin de atan var, bal atan var. Ya da direkt böyle sade yulafla da yiyebilirsiniz. Ben o şekilde çok lezzetli bulmadığım için böyle lezzetlendiriyorum kendim. İçine muz ezip muzla birlikte yapan var. Tamamen size kalmış bir durum. Şöyle biraz kendime çevireyim. Bu tarz kahvaltılıkları alışkanlık edinmek istiyorum. Çünkü ben böyle sabahları çok fazla bir şey yiyebilen biri de değilim. Gece çıkıyorum. Bu tarz böyle yulaf, granola, yoğurtlu tarifleri de deneyeceğim mesela. Eğer alışırsam hem sabahları benim için güzel besleyici bir öğün olur.
hem sağlıklı, kalori ihtiyacımı da karşılar. Diğer türlü böyle bir şey yemeyince de insanın midesi bulanıyor öğlen saatlerine doğru. Acıkıyor. O yüzden umarım bu granola yulaf tabaklarıyla barışırım. Eskiden böyle yapmıştım, yapıyordum yani ama çok aşırı böyle severek yemiyordum. Hatta reklam ajansında çalıştığım dönemler İstanbul'da yapardım. O zamanlar Multivoice Media diye bir yerde çalışıyordum. Gülşah diye bir arkadaşım vardı. O da böyle dikkat ederdi işte, diyet yapardı falan. Onunla yapardık. Sade süt yulaf yapıyordum. Üzerine de muz dilimliyordum, bu kadar. Öyle olunca da çok aşırı keyif vermiyordu. Şimdi böyle güzel bir alışveriş yaptım. Güzel olacak. Seveceğim diye düşünüyorum. Verimli günleri seviyorum arkadaşlar. Böyle verimli günleri seviyorum. Dün güzel böyle bir pazardı. Miskin bir pazardı. Bugün de böyle full motivasyon bir pazartesi oldu. Cilt bakımıyla başladık. Bu arada cildimin şurasında böyle bir leke gibi bir şey fark ettim arkadaşlar. Burada bir renk eşitsizliği var. Bunun içinde o leke karşıtı serum var, sarı bende. Düzenli kullanmıyordum. Onu daha düzenli kullanacağım. Şöyle koysam size daha iyi olur. Bakın burada telefonum. Yani gerçekten ikisini aynı anda yürütmek biraz zorluyor. Ama seviyoruz ya. Biz de bu işi seviyoruz arkadaşlar. Ne yapalım, size tam bir yer bulamadım. Bu ara çekim motivasyonum gayet iyi. Vloglar geliyor. Da dibimde. Bir yandan toplamak istiyorum ama bu yulafı hiç bırakmaya gelmiyor. Şöyle gibi. Şöyle ince örtülmüş olanı deneyebilirsiniz bu arada. Bu şey gibi oldu. Yulafa nasıl alışırım? İnce örtülmüş olanlar her zaman daha kolay oluyor yemesi. Üstümüzü kapatalım. Şeyler de çok güzel olacak. Bu kaseler gelsin bir. Birlikte güzel onu böyle tabaklar hazırlarız. Kefemiz de erimiş gibi. Şunu da bir karıştırıyorum. Biraz dibinde katılaşmıştı da. Bu fıstık ezmesi var ya, mükemmel bir şey. Bundan da alsaydım keşke. Bu kadar sağlıklı olup bu kadar lezzetli olması. Şöyle birazcık. Bilemedim. Güzelce yapalım. Puding gibi koktu aynı. Koyalım. Bu soğurken de kahvemizi yaparız. Şöyle yaptıkça kıvam alıyor. Böyle kıvam alıyor işte arkadaşlar yaptıkça. Şimdi yulafımız güzelce pişti. Arkadaşlar bak gayet iyi. Altını kapatıyoruz. Şöyle
Evet, pilafımız burada hazır. Şimdi bunun malzemelerini eklemeden önce kahvemizi yapalım. Güzel bir kahve yapalım. Şimdi soğuk kahvemizi de yapalım arkadaşlar. Ice latte yapacağız. Şu bardağı seviyorum. Bunu da yapacağım. Köpürtmesini French press'te yapacağım bu arada. Bunu Gamze Kaya kahramanı izlerken gördüm. Bakalım. Tarifi ondan aldım yani. Normalde ben yapıyordum ama böyle farklı bir köpürtücü bir aletim var. Onu da yapıyorum. Bu şekilde yapıyordu. Hoşuma gitti. Bakalım. Videoda çekiyorum. Bu şekilde koyup böyle köpürtüyordu arkadaşlar bayağı. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar şu kısmı yanlış yapmışım. O böyle birazını köpürtüyor. Hepsini değil. Ben orasını kaçırmışım. Şöyle birazını köpürtüyor yani ilk önce. Etrafa sıçrıyor diyordum nasıl olacak diye. Bu şekilde olunca sıçramıyor. Sütümüzü köpürttük. Şimdi bardağımızı şöyle bir karamel geçişi yapacağım. Çok değil, hafif. Çok az. Eritici bir patlama versin. Ekliyorum. Şimdi arkadaşlar burada da şu bir tatlı kaşığı kahveyi ekliyoruz. Şimdi burada da bunu erittik arkadaşlar. Yapıyoruz bir şeyler ama bakın. Şimdi ben yine bununla yapacağım. Şimdi dümdüz böyle kahveyi aslında böyle eritiyoruz, köpürtüyoruz. Şimdi bunu buraya katacağım. Bakalım nasıl olacak.
bunu direkt şöyle ortadan. Katıyorum. Üzerine tekrar süt katsak nasıl olur acaba? Biraz daha mesela şöyle. Tekrar şöyle. Tekrar bir de süt katsam. Yani değişik bir çalışma oldu. Tamam, şimdi kahvemiz hazır arkadaşlar. Klasik yani buzlu soğuk kahve aslında. Bu yöntemle denedik. Şimdi granolamızı süsleyeceğiz. O yüzden buraya alıyorum. Şöyle. Muz ekleyeceğim. Bu böyle olmaz. Şöyle. Ekleye ekleye gidelim. Böyle olmayacak. Şöyle yapalım. Ortaya koyalım. Evet, şimdi şöyle blueberry ekliyorum. Severim de blueberry bu arada. Tamam. Şimdi file badem ekliyorum. Arkadaşlar. Şöyle bu köşeye böylece file badem ekledim. Hindistan cevizi de ekleyeceğim biraz. Yalnız bu tabak da nasıl sevilmez ya arkadaşlar. Çok iyi gözüküyor. Şöyle ya da araya.
granola. Of 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 yani. Gerçekten bu nedir ya? Bakar mısınız çok güzelliğe? Arkadaşlar şu tabağın güzelliğine bakın. Gerçekten iştahlandım ya. Yulaf tabağı mı? Ne bu? Çok güzel. Böyle olunca tabii sevilir. Baksanıza. Muz var, file badem var. Yani içindeki zararlı şey aslında kakao ve Hindistan cevizi. Onun dışındakiler bence iyi. File badem de bir tık olabilir ama sonuca az koyuyoruz. Böyle kahvemle şimdi artık keyif köşesine geçebilirim. Arkadaşlar, kahvaltım hazır. Şimdi şu köşeye çekilip yiyeceğim. Bir şeyler izleyerek. Bu ne peki burada? Bu ne burada? Neye bakıyor? Kahvaltıma bakıyor. Bunu yiyebileceğini mi sanıyorsun ha? Ben sağlık bakanıyım. Sana onu yedirmem. Bu arada bu sabah birlikte hazırlanıyoruz. Birlikte bir gün geçiriyoruz Instagram'da. Beni takip edin. Ay, bayılıyorum ya şöyle. Ev videolarına, ev vloglarına bayılıyorum arkadaşlar. Böyle cilt bakımlı, kahvaltılı. Güzel. Seviyorum. Hadi televizyondan bir şeyler açıp artık kahvaltı edelim. Çok acıktım ve saat 12 oldu neredeyse. Televizyon keyfine geçebiliriz. Vicdan azabı yaptıran biri var burada. Arkadaşlar ben şimdi dışarıdan geldim. Nereye gittim biliyor musunuz? Spora yazıldım. Instagram'a Reels olarak çekiyorum. 21 günlük bir seri başlattım. Kendimizin en iyi versiyonunu yaratıyoruz kızlar. Düzenli cilt bakımı, spor, hareket. Yani ne kadar yapabilirim bilmiyorum ama gerçekten bunlar bana kendimi iyi hissettiriyor. Oturdukça oturasım geliyor. Bir şey yapmadıkça hiçbir şey yapasım gelmiyor. O yüzden böyle kendimi harekete geçirdim. Sabah çok güzel granolalı böyle kahvaltı yaptım. Sonra çıktım. Bir arabaya binip şu yakın bir yer yani aynı mahalledeyiz neredeyse sayılır. Bir yere gitmek bile bana iyi geldi. Biraz böyle yokuş çıkıyoruz. O yüzden arabaya bindim bu arada. Yani aynı mahalle değil de yani bir iki mahalle yakınımda öyle söyleyeyim size. Çok iyi hissettirdi. Şimdi de geldim. Çok mu güneş? Demin arabayı park ederken bir sıkıntı yaşadım. Gökhan da nasıl yaşarsın bu sıkıntı diye beni anlamadı. Gökhan ya 5-6 yaşından beri araba kullanıyor. Boyu yetişmiyorken debriyajı araba kullanıyormuş. Onun dedesi falan böyle şoförmüş Çanakkale'de. Her neyse. O yüzden o çok iyi kullandığı için benim hatalarımı anlayamayabiliyor bazen. Nasıl bunu yapabiliyorsun diye. Ama o an kafam dağıldı. Dikkatim dağıldı. Bir yere gitti aklıma. Evet gerçekten saçma bir park hatası yaptım ama olabilir yani. Bu arada şimdi ilk defa izleyenler ya da düşünenler olabilir. Mesela ben bir kaza yapsam, arabayı vursam etsem ben Gökhan asla bir şey demesin. Yanlış anlaşılmasın. Böyle hani mala değer vermek anlamında gibi bir şey değil. Sadece hani mesela arasam beni Allah korusun bir kaza yapsam ki daha önce olmuştu çarptım. Hani direkt geldi tamam canı sağ olsun dedi. Birinizde bir şey yok değil mi? Geçmiş olsun işte nasıl gideriz falan. O şekilde yapmıştık. Olay o değil yani. Hani olay sadece benim o yanlış hamleyi nasıl yapabilirim? Bunu anlayamıyor. Ben de dedim ki konuşmayalım daha iyi olur. Bence bu yöntem bu arada çok iyi arkadaşlar. Siz parlıyor musunuz? Bir çözemedim ya sizi. Şöyle. Biraz geç keşfettim arkadaşlar. Hep şey düşünüyordum. Yani konuşulmalı, orta yol bulunmalı, olay çözülmeli. Ve Gökhan da bana diyordu ki hayır benim için bu siyahsa siyahtır. Senin için beyazsa beyazdır.
konuşup illa ortaya bulmaya gerek yok. Evet, o yüzden öyle yapıyorum. Şimdi ben onu anlatacağım. Diyeceğim ki aşkım işte çok sinirli söyledin, daha sakin anlatabilirdin. İşte ben senin suratından anladım kızdığını falan diyeceğim, kadın mantığı. O da bana diyecek ki hayır işte kızmadım, sadece çok saçma geldi bu hatayı yapman, ki gerçekten saçma ama hata yani, yapabilirim, olabilir. Dikkatini vermiyorsun, o yüzden yapamadım. Ben de o yüzden kızdım diyecek. Bu da doğru. Dikkatimi vermiyorum bir yandan. O an vermedim yani dikkatimi. Hemen inip heyecanla Gökhan'a o spora yazıldım falan, onları anlatmak istiyordum çünkü. Öyle diyecek. İşte ben de diyeceğim ki olsun, dikkatimi vermesem de beni anlamanı istiyorum falan. Böyle ortaya da buluşabiliyoruz. O yüzden bunlar ufak böyle anlık şeyler. Çok da büyütülecek bir şey değil bence yani, bir ilişki için normal. Böyle konuyu kapatıp uzaklaşıp ben evime çıktım o dükkandan. Kendim gayet mutluyum. Televizyonda bir şeyler izleyeceğim. Eskiden de ben böyle şeyler çok da kafaya takardım. Onu da yapmıyorum. Olabilir yani. O da insan. O da sinirlenebilir. Ayrıca ben biliyorum eşimi. Eşim böyle bir insan yani. Anlık sinirlenebiliyor. Akşam gelecek. Aşkım, aşkım, aşkım. Öyle. Bu da hayatta böyle ya arkadaşlar. İlişkiler böyle. İlişki çıkışlı. Ama öyle minik bir kriz yaşadık. Yemeğimi yiyeceğim. Bir şeyler izleyerek. Instagram'daki bu arada serime mutlaka katılın. 21 gün boyunca en iyi halimizi yaratıyoruz arkadaşlar. Aslında başkasının cildi, başkasının vücudu, fiziği falan. Hayır, kendimizin en iyi versiyonunu yaratmalıyız. Başka vücutlara, başka ciltlere özenmemeliyiz. Tamam, gidiyoruz. Şuraya bakın arkadaşlar. Instagram'daki videoları yaşıyorum şu an. Böyle köpeği olanlar geliyor ya tuvalete, böyle köpekleri üzgün bakıyor. O kadar tatlı bakıyor ki güzel, kendimi zor tutuyorum. Ne yaptın buraya Pato? Ne bu? Hoş mu oldu şimdi? İyi mi oldu? İyi mi oldu? Yazık günah peçetelere ya. Çok ayıp bu yaptığım. Çok ayıp.